أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا محمد الحقان عل مدد علم مؤمنين يتك مالدر دي أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما وجده أخذه نرد بلرسا Bu yapılan sohbetler ilimdir. Resul-i böyle ilim öğretti sahabisine. Ama sohbeti dinleyenler, o aldığı sohbeti sakla zamanı gelir zamanı diye bir atasözümüz var ya, bazen o anda anlamayabilirsin veyahut da o anda hepsini anlamayabilirsin. Sen onu cebine koy. O senin mutlaka bir gün işine yarayacak yani. İnsan her hali bir olmuyor bazen hasta olur, bazen sıhhatli olur, bazen keyfi kaçık olur, bazen huzurlu olur. Ona göre idrakı da yukarıya çıkar aşağı iner derecesi yani. Hasta olan insan ne yapamaz? Yemeğin tadını alamaz. Ruhaniyette bir hastalık varsa ne hastalığıdır bu mesela? Cimrilik hastalığı kaplar adamı. Dünya sevgisi en beteri odur. Dünya sevgisi kaplar adamı. Ne olur? Ha, o maneviyatı aşılayan insanın sözlerini o vakit anlamayabilir. Ama o sözleri kalbinde tutsun. Bir gün olur bir manevi rüzgar eser, o kalbinin üzerindeki idrakı kapatan perdelerin hepsini yırtar atar. Ondan sonra bakar ki Allahu Ekber ne güzel bir sohbetmiş. Meğer sohbette tam da beni anlatmışlar, beni öğretmişler bana yolu göstermişler der insan. Ama dediğimiz gibi dünyanın türlü türlü meşgalesi var. Türlü türlü kara perdeleri var. Kalbin üzerine çöküyor bu perdeler. Ondan sonra da ne yapıyor? Hakikati görmeye engel oluyor. Ne perdesi mal perdesi. Ne perdesi kadın perdesi. Ne perdesi mülk perdesi. Şehvet perdesi. Var da var bir sürü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu biliyor musunuz? Benim sizin için en korktuğum şey nedir biliyor musunuz? Ben sizin Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum dedi Efendimiz. İnne ahvafe ma ala ümmeti. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey dünyanın kapıları size açılır. Mal mülk sahibi olursunuz dünyanın süsüyle büyülenir Allah'ın yolunu bırakırsınız. Onun için ittaku dünya dünyaya karşı çok dikkatli olun. Bir de van nisa e", kadınlar konusunda da çok dikkatli olun. İkisi konusunda bizi uyardı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ya nedir? Mal mülk hırsı. Düşersin peşine, Allah'ı da unutursun. Resulünü de unutursun, onların yolunu da unutursun. Dinini de unutursun ya. Bakarsın günden güne bu mal mülk hırsına girenler, girenlerin kaçta kaçı malı elde ediyor, kaçta kaçı edemiyor. Etmek için ne yalanların içerisine giriyor, ne düzenbazlıklar yapıyor mesela. Ve Yahutta kaybetmemek için. Ve Yahutta kaybetmemek için. Orada kaybettiklerin neler, kazandıkların neler? Bir bak bakalım. Kulluğunu bırakıyorsun, Müslümanlığını bırakıyorsun, her temiz bir mümin olma ahlakını, insan olma ahlakını bırakıyorsun, bütün kötü ahlaklar oradan üzerine giydiriyorsun. Ne için, ne için hakikati kağıt olan bir varlık için. Öyle değil mi? Para dediğimiz peşinden koştuğumuz hakikatte kağıt kıymetsiz yani aslında. Altın da değil, gümüş de değil peşinden koştuğumuz bugün gazete kağıdı gibi bir kağıt. Kıymetli dendi, çok kıymetli bilindi. Herkes onun peşinden koşuyor. parasız da olmuyor hocam diyor şimdi bütün nefisler. Parasız olmayabilir doğru. Yemek yemeden de olmuyor ama kim sana diyor çatlatana kadar yemek yede kendini çatlat. Diyor mu kimse sana? Su içmeden de olmuyor. İç suyu da çatlat kendini o zaman. Mantıklı mı bu? Dünyalık olmadan olmuyor ama o kadar fazlasını sırtına yükleyip de altında ezmenin ne manası var? kulluğundan geçmenin ne manası var? Mertliğini kaybetmenin ne manası var? Sadık mümin olmak varken, şükreden bir mümin olmak varken, cömert bir mümin olmak varken, bunların hepsini bir kenarıya bırakıp, arsız mümin, hırsız mümin olmanın ne lüzumu var? Neticede biz bu dünyayı terk edip gideceğiz. Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi, kabre gidiyorsunuz bugün, bir abimizi, bir am amcamızı defneyledik işte. Hepinizde gün gün geliyor defnedip geliyorsunuz değil mi? Ne diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Yetba'ul meyyite thalâsetun. Üç tane şey ölüyü takip eder. Öldüğü zaman. Üç tane şey. Ehluhu, maluhu, ameluhu. Ehli takip eder. Komşuları takip eder. Dostları takip eder. Malı takip eder. Hepsi gelir kabre kadar. Defin olunduktan sonra ne kalır geriye? Amelhu. Bir tek ameli kalır. Ne ehil kalır orada, ne mal kalır, hiçbir şey. Hepsi terk edip giderler. Amelinle birlikte orada kalırsın. Hepimiz birilerini defnediyoruz ama soruyor muyuz kendimize? Acaba biz şimdi burada defnedilseydik ne olurdu halimiz? Sevinir miydik acaba? Hazır mıyız yani? Sevinir miydik ne demek yani? Hazır mıyız? Şimdi mesela çoğu insanlar da şöyle bir kandırmaca yapıyor kendi kendine. Ha ben şimdi ölsem hiç üzülmem. Cahil, cesur olur demişler atalar. Orada zannediyorlar ki beş yıldızlı otel bekliyor orada onu. Namaz kıldın mı yok, oruç tuttun mu yok, ibadetini yaptın mı yok. Şimdi ölsem hiç üzülmem. Bilmiyorsun ki orada dile karşılaşacağını. Namaz kılmayanı bekleyen o ejderhadan haberin yok senin. Toprağın altındaki. Bir onun diyor tırnakları demirdendir. Bir vurdu mu adama yedi kat aşağı atar. Öteki eliyle yukarı kaldırır. Şuca'ul akradır ismi. O ejderhanın. Var mı ondan haberin? Yok. Oruç tutmayanın başına gelecekten var mı haberin? Yok. Fitne fucura koşanın başına gelecekten var mı haberin? Yok. İçki içenin başına gelecekten yok. E sen nereye gittiğini bilmiyorsun ki ondan böylesin. Ondan böylesin. Adam bayır aşağı koşuyor. Bayır aşağı koşuyorsun ama bayırın sonu uçuruma açılıyor. Uçuruma açıldığını bilmeyen taşlığa göktelen gibi yüksek bir yerden taşlığa çakılacağını bilmeyen insanın bayır aşağı güle oynaya koşması gibi senin bu koşuşun. Bilmiyorsun ki bayırın sonu uçurum. Hazır olaraktan toprağın altında nelerle karşılaşacağını bilip de bugün hazırım diyebiliyorsan, bugün ölsem hiçbir sıkıntı yok diyebiliyorsan, ha güzel bir mü'minsin demektir o zaman. Sen demek ki ahireti gözden çıkartmıyorsun. Ahirete devamlı yatırım yapıyorsun. Kalbini ahirete dönmüşsün demek ki. Dünya gelip geçtiğim bir yerdir. İhtiyacım neyse onu alıyorum. Ondan fazlasıyla fazla alakam yoktur. Hani İbrahim Ethem Hazretleri'ne sormuş ya, Şibli Hazretleri, Evliya'nın büyüklerin aralarındaki bir konuşmalar. Birisi şeyh, birisi derviş. Derviş ama kuvvetli dervişler tabii. Bizim gibi aciz dervişler değil onlar. Anlat bakalım nedir halin demiş İbrahim Ethem Hazretleri'ne. Demiş ki, efendim biz işte şükrediyoruz, bulmadığımız zaman, öyle demiş, bulduğumuz zaman şükrediyoruz, bulmadığımız zaman sabrediyoruz. Ne demiş bak koskoca meşayih-i kiram? Onu demiş Basra'nın köpekleri de yapıyor. Köpekler de öyle yapıyor. Efendim diyor İbrahim Ethem Hazretleri, edepli tabii. E biz daha yeniyiz acaba, nasıl yapmamız lazım? Biz diyor bulduğumuz zaman dağıtırız, bulamadığımız zaman hem sabreder hem şükrederiz. Bizim yolumuz böyle. Bulduğumuz zaman dağıtırız biz. Yani neticede cömert kul olmak için uğraşırız. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için uğraşırız. İşte sohbet kalbimize ne yapacak? Yol gösterecek, yön çizecek. O sohbeti can kulağıyla dinle. Can kulağıyla dinle. O söz çünkü Allah'ın söylettiği sözdür. Hepimizin ruhu için orada şifa var. O şifa hani biraz önce sohbetin başında dedik ya anlamıyor, algılamıyor insan. Hani kaşıkçı elması meselesi gibi adam elması bulmuş ama kaşıkçı anlamıyor ki elmastan. Yahu diyor bunun acaba bir araba kaşık daha alabilir miyim? Halbuki, halbuki onun sülalesini de altından gelecek yedi sülalesinde bakacak bir elmas o. Ama bilmediği için ne yapıyor? Acaba bununla biraz daha kaşık alabilir miyim diyor adam. İşte gaflet perdeleri üzerine çökmüş insanlar da bu ilahi, bu rahmani sohbetlerin kıymetini tam idrak etmek noktasında eksik kalırlar. Ama saklasın. Saklasın gün gelecek onun kıymetini bilecek. Bildiği zaman da onunla Allah'ın izniyle Allah'a yakın olacak, yaklaşacak. resul Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlmin kıymetini anlatırken bize Efendimiz ilimden mahrum olmanın ne kadar hüsranlık getirici olduğunu anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eşeddun nasu hasraten raculun emkenehu talabul ilmu fid dunya felem Ahirette diyor en çok üzüleceklerden bir tanesi kimdir biliyor musunuz? İlim öğrenme imkanını buldu dünyada fakat gidip öğrenmedi. Allah Subhanahu ve teala ayağına sermişti gidip öğrenebilecek imkanı vardı. Şimdi bakın bu hadisi şerifin hepimiz muhatabıyız bugün. Neden? Çünkü elimizde imkan var, telefon. Bir doğru hoca efendiyi kalbine rehber edinip onun sohbetlerini dinleme imkanı herkesin var şu an. Bir tuşa basmak kadar kolay. Hatta o kadar kolaylaştı ki bunlar yani hoca efendinin sohbeti yüklendiği zaman senin telefonu yüklendi diye şey bile geliyor, mesaj bile geliyor yani. Tek yapacağım düğmeye bir tane basmak. Ama sen ne yapıyorsun? Çek. <laughs> Çek gitsin. Bu kadar çok sohbeti nasıl dinleyeceğim? Diyor. Ama diziyi seyretmek, maçı seyretmek, saçma sapan haberleri seyretmek, klipleri seyretmek vesaire vesaire oradan ne geliyorsa onlarda sıkıntı yok. Sohbet olunca bu kadar da sohbet çok diyor. Ruhun ihtiyacını bir kenara bırakmak oluyor bu yani. Ahirette en çok hüsrana uğrayacak insanlardan bir tanesi budur diyor Resul Ekrem. Ayağına kadar ilim öğrenme imkanını serdi Allah Celle Celaluhu tembellik yaptı, öğrenmedi. Kulak vermedi. Kulak vermedi, dinlemedi, boş şeylerle meşgul oldu. Devayı eline sunuyor. İlim dediğin devadır. Ne yapacaksın? ruhaniyetine süreceksin onu. İnsanın ruhu nedir? Etrafı çatlamış, günahlarla çatlamış, yaralı bir şekilde şu an hepimizin. Hata işlemeyen var mı? Yok. Hepimiz yanlışlar yapıyoruz. Ne oldu ruh? Etrafı çatlamış bir deri gibi. İlim meclisi, sohbet meclisi, zikir meclisinde sana ne veriyorlar? deva veriyorlar. Eğer sen dünyaya fazla bir şekilde dalmış isen o elindeki devanın ne olduğunu bilmiyorsun. Yarana iyi geldiğini bile duymamış oluyorsun çoğu zaman. Dünyaya meşguliyetinden dolayı. Ama sen yine de o meclislere gitmeye gayret göster. Bekle, ibretle dinlemeye çalış. Sonra bakacaksın ki o eline verilen deva, bu benim hastalığıma meğer ilaç olan devaymış diyeceksin. Onu üzerine sürdün mü o zaman bereketi göreceksin. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Uzak kalırsan boş muhabbetlere dalan bir sürü insan var. Neyin muhabbeti bu? Neyin muhabbeti? Ne katıyor sana? Bir düşün ya kaç yaşına geldin? 40 yaşına geldin. Dün ne yaptıklarını düşün. Bu hafta ne yaptıklarını düşün. İşte falanca ile oturduk sohbet ettik. Oturduğun o sohbetin kelimelerinin sana ne faydası var? Bir düşün bakalım. Diyor musun ya iyi ki orada sohbet etmişiz. Ne kadar fayda verdi bana. İdrakım yükseldi, aklım yükseldi, anlayışım yükseldi. Anlamadığım şeyleri anlamaya başladım. Yahu yaptığın sohbete boş zaten. O gitmiş, o gelmiş. Ona şöyle olmuş, buna böyle olmuş. Bunları her gün yaparken ruhaniyetin duyuracak bir ilahi sohbeti haftada bir dinlemeye bile, ayda bir dinlemeye bile gelemeyen bir ruh yapısı. İşte bunu bu hale getiren dünya sevgisidir. Onun için resul Ekrem buyuruyor, dünyadan, kadından ikisine dikkatle yaklaşacaksın. İkisi de insanı olmaması gereken noktalara götürür. İkisi de insanın gören gözünü kör etmeye elverişlidir. İkisi de. İşte ilim öğrenmek senin ayağına geldiyse, mümkün olduysa, bakacaksın tabii ilim derken bunun altında neler yatıyor. Bunun altında e, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek yatıyor tabii ki. Bunun altında tecvid öğrenmek yatıyor tabii ki. Bunun altında fıkıh ilmini öğrenmek. Günlük yapacağın ibadetleri nasıl yapacaksın? Bu da mutlaka yatıyor. Bunlar hepsi önemli. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak hepsi yatıyor ama en önde tabii ki Rabbimizi ve Resul'ünü tanımak yatıyor. Allah'ı tanımak için biz var olduk celle celaluhu. Ama şu an Allah'ı tanımak dediğin zaman insanımıza çok uzaktan geliyor bu ses yani. Allah'ı tanımak ne o yani? Varlığın sebebi nedir? Mevla Mutal düşünün ya. Allah Celle Celaluhu yedi kat gökleri yaratan, yedi kat yeri yaratan Mevlamız. Dünyadaki harika nizamı yaratmış. Her şeyi bir kenara bırak sendeki harika nizamı düşün. Tefekkür et yani. Midendeki sistemi düşün. Beynindeki sistemi düşün. Ağzındaki sistemi düşün. Bu harika nizamı, bu kadar çok insanı onlara yağmur yağdırmak, alttan yemişini bitirmek. Hayvanlar halka ileyip sütünü, peynirini ona ikram etmek. Bunların hepsini halka ileyen Mevla niye halka iledi düşün. Senin hayatındaki bu yaşantını bir düşün bakalım. Bu yaptığın şeyler için mi? Ne yapıyorsun? Geziyorum, teziyorum, işte ticaret yapıyorum, sohbet ediyorum. Düşün Allah seni bunun için mi yarattı yani? Beklediği senden bu mu? Veyahut da beş vakit namaz kılıyorum ama namazın içerisinde yine çarşıdayım, yine pazardayım. Allah'ın senden istediği yine bu mu? Bir düşünsün yani insan ya. Kırk yaşına geliyoruz. Kimimiz yirmi yaşına geliyoruz. Kimimiz 60 yaşına geliyoruz. Nerelerden geçiyoruz? Ne şehirlere gidiyoruz? Ne düzenlerin içine giriyoruz? Ne insanları görüyoruz? Hastanelere gidiyoruz, orada hastaları görüyoruz. Zenginlerin ortamlarına gidiyoruz, onların lüks yaşantılarını görüyoruz. Bütün hepsini yaratan Allahu Teala bizden bugün kendi günümüzü düşünelim. yaptıklarımızın bekliyor sadece? Bu kadar mı yani? Bu kadar mı? Allah Subhanahu ve Teala bizi yarattı. Neden? Onu bulalım diye. Onu tanıyalım diye. Onu sevelim diye. Ona yakın olalım diye. Onunla bir olalım diye bizi yarattı. Dünyaya git kendini kaybet diye değil. Bizim yaptığımız bugün maalesef böyle. Seni bundan kurtaracak bir şey varsa cehaletinden kurtulmaktır. Yani elimdir. Onun için onun için Kur'an-ı Kerim gibi harika bir kitabın ilk ayetini Mevla Teal okuma yazma bilmeyen bir peygamberine gönderdiği halde yine de ilk ayetini oku diye başlattı Allahu Teala. İkra, oku. Yani öğren. Öğren cahil kalma. Cehaletle bana gelemezsin çünkü. Onun için işte Resul-i Ekrem buyuruyor ahirete gittiğin zaman hüsrana uğrayacaksan bil ki en büyük hüsrana uğramak bundan dolayı olacak. İlim öğrenme imkanı buldun ama öğrenmedin. Ama öğrenmedin. Türlü türlü hallerimiz var. Türlü türlü yaşantılarımız var. Bu yaşantıların içerisinde kimi zaman hataya kör kütük batıyoruz yani. Kimi, kimi zaman ufak tefek veya da gerçekten güzel işler de yapıyoruz. Ama ilmi eline almazsan ayarı bilmezsin. Yaptığın güzeli de batırırsın. Yaptığın yanlışı da doğruya çevirme imkanını kaçırırsın. Kaçırırsın. İnsan yanlışa düşer. Yanlışa düştükten sonra onu düzeltme yolları vardır. Kim öğretir bunu sana? resul Ekrem öğretir. Kim öğretir? Onun yolunun yolcuları sana öğretir. Öğrenmedin, o yanlışlarla yaşarsın. Halbuki Resul-i Ekrem sana o yanlışları nasıl sildireceğini öğretti. Nasıl sildirebileceğini, hatta ve hatta yaptığın yanlışı sevaba çevirebileceğini de öğretti sana. Bilmedin, yanlışlarla kaldı. Sonra gittin doğru yaptın, kendini çok doğru zannettin. Bak, ilimsiz yol alanın adamı, adamı anlatıyorum. Gitti ne yaptı? Ya sadaka vermek faziletliymiş dedi. Falanca yere ben şu kadar sadaka verdim. E sadaka vermek çok faziletli ama her yaptığını ibadeti sırf Allah rızası için yapmak gibi bir vazifen var. Bunun bir ölçüsü var. Adam sadaka yapıyor veya bir cami yaptırıyor veya da bir şey yaptırıyor. Yani duymayan kalmasın diye elinden geleni yapıyor. Neredeyse gazete ilan verecek. O derece yani bugünün Hayırseverleri maalesef böyle. Ama Allah Subhanahu ve Teala ne buyurdu? Ve ma umiru illa liyabudullaha mukhlisin lehuddin. Ne emretti ki biz kullarımıza Allah'a ibadet etmelerini. Ama mukhlisin <laughs> lehuddin ibadeti ihlasla yapacaklar. Sırf benim için yapacaklar. Benim rızamı gözetmek için, bana yakılmamak için beni memnun etmek için yapacaklar. Ama ibadeti yaptı herkese gösteriş olsun diye yaptı. Allah istemez öyle bir ibadeti celle celaluhu. Hem benim için hem de falanca memnun olsun diye yapıyorsan diyor Mevlamız ben o ibadeti bırakırım o falanca kimse onun olsun. Benim öyle bir ibadete ihtiyacım yok. Hiçbir ibadete ihtiyacım yok da ben senin kalbinin bana nasıl döndüğüne bakarım. Ona göre lütfumu ikramımı sunarım yani. İlim olmadığı zaman ayarı yapamazsın, kaçırırsın. Adam dünyanın günahını işlemiştir. Ne diyor cahil olan? Allah beni affetmez daha. Allah beni affetmez daha demesi var ya, o bütün günahlarından bin kat daha beterdir. Bütün günahlarından bin kat daha beterdir. Çünkü Allah'tan ümidini kesmektir bu. Ümidini kestin mi Allah da seni bırakır Celle Celaluhu. Neyiyle geldi bu noktaya? Cehaletiyle geldi. Ama o kadar günah işlemiş olsa biraz ilim sahibi insandan ilim öğrense ne diyecek ona? He, beş vakit namazını kıl. Beş vakit namazını kılarsan Allahu Teala müjdeledi aradaki günahları silerim. Başka? Kalk seher vaktine. Seher vaktinde Allah'a secde et. Secdede Rabbine yakar bütün günahları silerim diyor Allahu Teala. Öğrenecekti bu kolaylıkları, Allah'a yakın olmanın yollarını. Kulum pişman olup benim kapıma geldiği zaman ben onun günahlarının hepsini silerim. Hiç umurumda bile olmaz diye Rabbinin ona bir mesaj gönderdiğini bilecekti. Onun için, onun için Allah'ın rahmetinin yanında bütün insanların günahlarını toplasan okyanusun içerisine bir damla etmez. Allah'ın rahmeti bu kadar geniştir. Bunu bilecekti. Rabbinin kapısından yüz çevirmeyecekti. Ama cahilane sözlerle ne diyor? Benim işim bitik. Aynen laflar böyle. Benim işim bitik. Ya şeytan şeytan olduğu halde Musa aleyhisselam gel dedi ki ya şeytan gel dedi seni Allahu u Teala'ya arz eyleyeyim. Tevbe et tevben kabul olsun. Bak Musa aleyhisselam zamanı diyorum. Adem babamızdan sonra ta Musa aleyhisselamın zamanı. Düşün arada Nuh aleyhisselamlar var. Lut aleyhisselam, Şit aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam bir sürü peygamber var yani. O peygamberlerin sapıtan ümmetleri var ki hepsinde şeytanın parmağı var yani o sapıtmalarda. Bu kadar yani tabiri caizse tarihin yarısını sapıtmış olduğu halde şeytan. Hemen hemen yarısıdır yani Musa Aleyhisselam öncesi ve sonrasına baktığımız zaman. Böyle olmasıyla birlikte diyor ki şeytana ben Allah'a şefaatçi olayım senin için. Diyeyim ki ya Rabbi şeytanı affeyle şeytan tövbe etmeyi kabul ediyor. Razı mısın? Tamam söyle diyor şeytan. Gidiyor Musa aleyhisselam. Ya Rabbi şeytan pişman oldu. Şeytan pişman oldu onu affeyle. Onun günahlarını da sil. Ne diyor Mevlamız? Bak burası çok ince ya. Gitsin Adem'in kabrine secde etsin. Günahlarını sileceğim. Ya Tarihin yarısını kandırmış olan şeytana bu kitap geliyor. Bakın, yarısını kandırmış ya, yarısını Allah'ın yolundan çevirmiş. Öyle olmasıyla birlikte Allah yine bir kapı sunuyor ona. Git Adem'in kabrine secde et, affedeceğim. Sen, sen düşün, şeytandan mı betersin? Haşa, Allah sana kapıları kapatsın. Değil. Ama cahilane şeytanın sözlerine de kulak vererekten rahmet kapılarının kendine kapandığını zannediyor insan. Kimisi işinde giden zorluklardan dolayı, kimisi ailesinde giden zorluklardan dolayı, kimisi daldığı battığı günahlardan dolayı, kimisi yapamadığı ibadetlerden dolayı hepsinin Allah'ın rahmet kapısının kendisine kapandığını zannediyor. Ama bunların asıl noktası ne? Cehalettir. Çünkü Rabbimizin rahmet kapısı kıyamete kadar kapanmayacak. Resul-i Ekrem bunu bize müjdeledi. Her namazda günahların silinir. Her namazın sonunda yaptığın zikirlerle günahların silinir. Beş vakit namaz ehli olursan, o hani çok korktuğun günahların hepsini yavaş yavaş siler bitirirsin yani. Ama cahilane yol aldığın zaman, ben battım, ben gittim, ben battı balık yan gider diye böyle söylüyor adam. Ondan sonra ne ibadet yapar ne bir şey. Mesela bakın yine cahilliğin verdiği bir ahlak. İnsan gider bir günah işlediği zaman namaz kılıyorsa namazı bırakır. Ya Resul Ekrem diyor ki bir yanlış yaptığın zaman hemen peşinden bir güzellik yap onu silsin diyor efendimiz. Bir ibadet, bir güzellik yap onu silsin. Adam namaza başlıyor, namaza başladıktan sonra bir hata yapıyor, namazı da bırakıyor. Al. Cehaletin verdiği hastalık bunlar. Yahu insan bir hata yaptıysa namaza daha sıkı sarılması lazım. Neden? Çünkü Allah'ın onu affetmesi için, merhamet etmesi için bir sebep gösterecek Allah'a. Ya Rabbi nasıl yalvaracaksın Rabbine? Nasıl yalvaracaksın? Allah Subhanahu ve teala buyuruyor. Diyor ki bakın bunlar çok önemli. Bir insan abdest alırsa, helaya gitti abdesti bozdu, abdest almazsa bana cefa eder diyor Rabbimiz. Ya ne demek? Beni kızdırır manasında. Ben o halden hoşnut olmam. Ne diyor yani? Devamlı abdestli olun kullarım. Abdestli olursanız çünkü her adımınız, her nefesiniz ibadet olur. Bak, nerede elde edeceksin bunu ya? Her adımına kim para verir adamın ya? Kim mükafat verir yani? Abdestli ol. Abdesti aldın. Eğer namaz kılmazsan yine bana cefa eder diyor Rabbimiz. Namaz kılmaz isen abdest alın iki rekat. Eğer namaz vakti değil ise iki rekat abdest namazı vardır. Çok faziletlidir. Ve biliyor musunuz? Abdest hakkında o kadar rivayet geldi ki ehli sünnet akidesince, ehli sünnet akidesince böyle hani şu ibadet şu günahları siler, bu ibadet günahları siler, bu ibadet günahları siler diye gelen rivayetlerde ulemamız diyor ki bu günahları siler diye söylenenlerin hepsi küçük günahları siler. Büyük günahlarda mutlaka ve mutlaka elini açıp Rabbine yalvarman gerekiyor diyorlar alimlerimiz. Fakat, fakat abdest hakkında kulu temizler, tertemiz eder diye o kadar çok hadisi şerif geldi ki abdestin büyük günah silebileceği bile ihtimal verdi alimler yani. Büyük günahları bile siler diye. Şimdi Rabbimiz diyor ki devamlı abdesti gezin. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmaz isen, secde etmezsen bana cefa etmiş olursun diyor. Abdest aldın, ne yapacaksın? Namaz vakti ise namazını kendi vaktin namazını kıl. Değilse iki rekat abdest namazı kıl. Abdest namazı. Hazreti Peygamberi Zişan, Hazreti Bilal'e dedi. Ya Bilal, nedir bu hal dedi ya. Ben cennette seni önden takın ya seslerini duyuyorum, önden geliyor. Nasıl sen bu noktaya geldin? Ne yaptın da böyle ben senin cennetteki takınya seslerini duyuyorum diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Bilal-i Habeşi'ye dedi ki Hazreti Bilal-i Habeşi Ya Resulallah yani benim öyle dedi çok yaptığım bir ibadetim yok bilmiyorum ben öyle bir ibadet tek bir bir şey biliyorum abdest aldım mı diyor iki rekat namaz kılırım bunu yapıyorum heh işte budur dedi peygamber Zişan budur iki rekat namaz Allah için secde edelim hafif hafif kılınır zaten o Rabbimiz buyuruyor işte. Helaya girdin, abdesti bozdun. Abdest almazsan bana cefa edersin. Abdest aldın, iki rekat namaz kılmazsan bana cefa edersin. İki rekat namazını kıldın. Ondan sonra el açıp bana dua etmezsen bana cefa edersin diyor. Bakın, bakın. Ondan sonra müjde geliyor işte. Abdest aldın, beni sevindirdin. Sonra iki rekat namaz da kıldın. O da tamam. Sonra sonra elini açıp benden istediğin, O da tamam ise eğer ondan sonra senin istediğini ben sana vermezsem o zaman ben sana zulmetmiş sayarım kendimi diyor. Allahu Teala. Celle Celaluhu. Ben sana cefa etmiş olurum. O vakit. Onun için abdestini al. iki rekat namazını Kıl elini aç Mevlaya. İste ne istiyorsan vereceğim diyor. Vereceğim diyor Mevlau Teâlâ. Ama ne yapıyor cahilane insanlar. Şeytana bile, şeytana bile gel tövbe et diyen Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisinin tövbesini kabul etmez diye kendi kalbine yatırmış ümidini kesmiş gidiyor. Neyden kaynaklanır? Cehaletten kaynaklanır. Aynı şeytanın yaptığı işe döner bu. Şeytan ne dedi o vakit? Ne dedi? Allah Subhanahu ve Teala ona kapı açmış olduğu halde Adem'in kabrine secde etsin onu affedeceğim. İnsanlığın yarısını kandırmış olduğu halde. Yarısını. Ne dedi şeytan? Ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi secde edeceğim dedi. Yani ne demek? Yaratılışın ilk sayfasındaki kibrimden hiçbir şey kaybetmedim demek kibirle yol aldığın zaman sana açılacak bir rahmet kapısını bulamazsın maalesef. Allah açsa da sen göremezsin maalesef. Kördür çünkü gözün rahmeti görmez. Kördür merhamete ermez. Maalesef. İşte birincisi bu. Bu birincisi. Dünyada ilim öğrenmek kendine mümkün oldu, gidip ilim öğrenmedi. İkincisi nedir? İkincisi Reculun alima ilmen bir insan ne yaptı ilim öğrendi. Fentafa bihi men semi'ahu min O ilim ile ondan duyanlar faydalandı dunehu ama kendisi değil. anlattı anlattıklarını kendi yapmadı. Gitti bir hocadan bir şey duydu gitti falanca söyledi ama falanca yaptı kendisi yapmadı. Ve Yahutta anlatan hoca efendiler anlattılar anlattıklarını kendileri uygulamadılar. Bu da ahirette en çok hüsrana uğrayacak iki kişiden bir tanesi de budur. Öğrendiğini, öğrendiğini amele dökmeyen kişi. Öğrendiklerini uygulamaya çalışmayan kişi. İnsan diyebilir. Ya ben aciz bir kulum. Kuvvetli bir kul değilim. Onun için bu öğrendiklerimin hepsini hepsini yapacak kuvveti bulamıyorum kendimde böyle diyebilir. Bunda sorun yok. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? La nukellifu nefsen illa gusaha. Biz kulumuza gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Yok. Senden istenilen ne biliyor musun? Gayret gösteriyor musun? Bugün 10 tane şeyi öğrendin. Yarın bir tane yapmaya başladın mı? Ben bu 10 tane yapma yapmayı niyetini kalbime koydum yarın bir tanesiyle başlayacağım dedin mi diye Mevla buna bakıyor. Sen o yola çıktığın zaman o hani kendine baktığında o 10 tane yapmaya kuvvet bulamıyorsun ya. Bir tane yapmaya başladığın zaman o 10 tane yapacak hatta 100 tane yapacak kuvveti Allah sana gönderiyor. Celle Celaluhu. Onun için bakın, bakın ibadetin şahı, Evliyaların serdarı olan Hazreti Ali radıyallahu teala. Kerramallahu vece yüzünün nakşında ne yazıyordu biliyor musunuz? Ne yazıyordu ki onun gibi ibadet yapan yoktu yani. Ayeti kerime de geçiyor ya fetih suresinde son sayfasının o tek ayet uzun ayetinde ilk satırda dört halifeye işaret var demiş alimler. Muhammedur Resulullah. Estaizu bismillah. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Peygamberimiz. Vellezine ma'hu. Bir de onunla birlikte olanlar. Hazreti Ebu Bekir'e işarettir diyor bu ayet-i kerime. Eşidda'u alel kuffar. Kafirlere karşı çok şiddetli. Hazreti Ömer. u beynehum. Birbirlerine çok merhametli. Hazreti Osman. Hazreti Osman. Tarahum rukkan succeden yaptaguna fallan min Allah. Sen onları hep secdede, hep rukuda görürsün. Bu da Hazreti Ali işarettir diyor. Hep ibadette. Allahu Teala ama her türlü yani. Her türlü. Fakat o kadar ibadetkar, o kadar halisana ibadet yaptığı halde yüzünün nakşında ne yazıyor biliyor musunuz? Ve ma tevfiqi illa billah hangi güzel ibadete erdi, erdiysek eğer Allah'ın yardımıyla yazıyor. Neyi güzel ettiyse eğer Allah ikram etti diye yazıyor yani. وَمَا تَوْف۪يقِ illa billah. İşte biz de niyet edersek inşallah on tane şeyi hani yapamıyoruz dediğimiz o on tane şeyin yapacağız inşallah deyip bir tanesiyle başlarsak bırakın on taneyi yüz tane yapacak kuvveti Allah ikram eder. Celle Celaluhu. Yeter ki biz karınca misali gideceğiz diyelim. Gideceğiz diyelim. Allah'ın izniyle. İbadetlerin kabulü Mevlamızdandır. Kula gelecek olan kuvveti ikram edecek yine Mevlamızdır. İşte ilim böyle kıymetli, ilim böyle değerli. Büyükler tabi bu ilim dediğimiz hani zahiri ilimden maada manevi ilimdir. Onu da sana kalbi Allah'a yakır olanlar öğretir. Rabbini nasıl razı edeceğini, ona nasıl konuşacağını, nasıl isteyeceğini, onun huzurunda nasıl edepli olacağını onlar öğretir. Bu ilim en kıymetli ilimdir. Allah Subhanahu ve Taala'yı tanımaktır çünkü bu. Tanıdığın zaman ona yakın olursun. Ondan sonra neyi nasıl isteyeceğini bilirsin. Hataya düşmezsin, düşersen nasıl affettireceğini bilirsin. Rabbimizin gazabını nasıl öteleyeceğini bilirsin. Rahmetini kendine nasıl çekeceğini bilirsin. Yeryüzünde Allah Subhanahu ve Taala'nın nazargahı olur. Bütün insanlara onun nurunu yayarsın, verirsin yani. Allah'ın izniyle. Yeter ki, yeter ki kendini cahil bırakma. Cahil kalma. Teallem, öyle demiş büyükler. Taallam ya fata fal cehlu ve la yarda biha illa himarun. Şiir. Öğren ey delikanlı diyor öğren. Bil ki cehalet bir ayıptır. Büyük bir ayıptır. O ayıba ancak eşekler razı olur diyor. Cahil kalmaya ancak eşekler razı olur. İşte sohbetin başında dediğimiz gibi artık artık ilim uzak değil. Sadece doğru bir noktadan öğrenme gayretine düşeceksiniz. Her hoca dinlenmez, bunu buradan söylüyorum. Ehli sünnet olması bir ön şarttır dinleyeceğiniz hoca da. O bir hoca kalbinize daha nüfuz eden sözü, duyduğunuz zaman sizi ayağa kaldıran, tembelliği üzerinizden atan o kuvvetli insanın sözünü kendinize sultan yapacaksınız. Onun sohbetleriyle ruhaniyetinizi geliştireceksiniz. Vazifeniz budur Allah'ın izniyle. O vakit ne olur? İlimden uzak kalmamış, devamlı ilim öğrenen kullar olursunuz. Allah bizi niçin yarattı? Onu tanımak için, onu tanımak namına ben bugün ne yaptım? Bunu düşüneceksin. Kıldığın beş vakit namazda bir kalbine idrak açıldı mı, açılmadı mı? Düşüneceksin. Bırak bir günü, bir haftada oldu mu, bir ayda oldu mu bunları düşüneceksin. Biz bu dünyaya şekil için gelmedik. Spor için gelmedik. Yemek için gelmedik. Lüks için gelmedik. Biz Allah'a yakın olmak için geldik. O yakınlık için ne yaptım düşüneceksin. Beni Allah'a yaklaştıran nedir? Kimdir? Bunu bulacak o yoldan, o kişinin peşinden devam edeceksin. Sahabe-i kiram efendilerimiz böyle yaptı. Biz de böyle yapacağız inşallah. Allah Subhanahu ve Teala ilim ehli kullardan eylesin. Bizleri kalbini yetiştirip, geliştirip her daim kendine yaklaştırdığı, her daim daha çok Rabbini tanıyabilen kullardan zümresine ilhak eylesin bizleri. Ve min Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Akdergah ile takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.